Matem orucu sadece Kerbela'da Yezid'in zulmüyle canlara zalimce kıyılmış 72 can için değildir. Bu yeryüzünde keder, acı, hüzün ve zulmün ve belaların buluştuğu Dersim, Sivas, Çorum, Maraş, Suruç, Ankara Gazi, Taksim 1 Mayıs, Gezi, Roboski, 6-7 Eylül olayları, Orta Doğu, Afrika, Asya'da ve yeryüzünde yaşanmış ve yaşanan, ki şu an Afganistan'da, tüm Kerbela'larda katledilmiş insanlar ve onların davası içindir. Kerbela, her acıyı bal eyleyenlerin, zalimlerin insan kıyımına, nefretine ve kinine karşı sevgi bizim dinimizdir. Benim Kabe'm insandır diyenlerin insan sevgisini hak ve adalet uğruna yücelttiği yoldur. 680 yılında Kerbela, şeriatın ve Emevi saltanatının siyasal İslamcı zulmüne karşı verilen mücadelenin ilkidir. Kerbela, hak arama ve direniş okuludur. Aleviler Matem ayında yaptıkları muhabbetlerle Kerbela faciasıyla bugün dünyanın Kerbelalaşan coğrafyalarındaki acıları, savaşları, açlıkları, zorunlu göçleri yaşayan mağdurları hayat ile köprü kurarlar. Oruçlarını sadece Kerbela için tüm dünyada yaşanan Kerbelalar için adaletsizliğe ve zulme boyun eğmedikleri ve zalimlere biat etmedikleri için yaşam hakları ve özgürlükleri elinden alınmış tüm mazlum halklar için 12 gün boyunca matem orucu tutarlar. Canlar, Kerbela dediğimiz olay dün vardı, bugün var ve yaşanmaktadır. Canlar, Aşure onun anlamına gelir. Aşure olayında Adem'den Muhammed Mustafa'nın zamanına kadar olan süreç içerisinde tüm peygamberlerin kurtuluşa ererek vermiş oldukları nida yemeğidir canlar. Bu bir sevinç yemeğidir. Oysa Kerbela'da Şah Hüseyin'in şehit edilişinden, katledilişinden sonra bu bir matem yemeğine dönüşmüştür canlar. Bizim Aşura'ya olan saygımız elbette ki ebediyete kadar devam edecektir canlar. Onun içindir ki Hüseyin gittiği canlarla mazlumun yanında olarak haklarını savunmak için gitmişti. Kabulü dergah Divan-ı Ali, Hirmi Sünkar Hacı Bektaş Veli, Lokma zat ola, minkür mat ola, arta bol ola, kazanan sağ ola, kazançları çok ola. Ha, ha, ha.